Üniversite Kimyası YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bölüm 2 Atomlar ve Atom Kuramı ile devam ediyorum. Bugün sizlere Avogadro sayısı ve mol kavramını anlatacağım. Bununla ilgili olarak tane atomdan, tane molekülden ve tane formül biriminden grama nasıl geçeriz bunu göreceğiz. Örnek 1 ile başlayalım. 4,8 çarpı 10 üzeri 24 tane magnezyum atomu kaç gramdır? Şimdi bulmak istediğimiz şey kaç gram magnezyum atomu. 4,8 çarpı 10 üzeri 24 tane magnezyum atomu kaç gram eder? O zaman buradan başlıyoruz. 4,8 çarpı 10 üzeri 24 tane magnezyum atomu. Şimdi 1 mol magnezyum atomu Avogadro sayısı kadar yani 6,022 çarpı 10 üzeri 23 tane magnezyum atomu eder. Bu bilgiyi böyle yazdık ki tane magnezyum atomu, tane magnezyum atomu birbirini götürdü. Şimdi mol magnezyum atomundayız. Gramına geçmek için magnezyum atomunun mol kütlesini kullanırız. O da parantez içerisinde verilmiş. Bu ne demek? 1 mol magnezyum atomu 24,31 gram Magnezyum atomu demektir. Böyle yazdım ki bu bilgiyi çevirme faktörü olarak bu şekilde kullandım ki mol magnezyum atomu ve mol magnezyum atomu birbirini götürsün ve ulaşmak istediğim sonuç pay kısmında tek başına kalsın. Yani gram magnezyum atomu. Buradan da bu çarpma ve bölme işleminin sonucunda 193,8 gram magnezyum atomu olarak cevabı buluruz. Örnek 2 ile devam edelim. 2,55 çarpı 10 üzeri 24 tane kükürt atomu içeren S8 örneğinin kütlesi kaç gramdır? Şimdi bulmak istediğimiz şey S8'in kaç gram olduğunu. Kaç gram S8 örneği. Buradaki S8 nedir? Bir moleküldür. S8 molekülü de diyebiliriz buna. Şimdi bu kadar tane kükürt atomu içeren S8 örneğinin kütlesini soruyor bize. O zaman buradan başlayalım. 2,55 çarpı 10 üzeri 24 tane kükürt atomu içeriyormuş bu S8 örneği. O zaman 1 mol kükürt atomu kaç tanedir? Avogadro sayısı kadar. Yani 6,022 çarpı 10 üzeri 23 tane kükürt atomu demektir. Bu bilgiyi böyle yazdım ki tane kükürt atomu, tane kükürt atomu birbirini götürsün. Şimdi mol kükürt atomundayım. Bakıyorum S8 molekülüne 1 mol S8 molekülü kaç mol kükürt atomu içerir? 8. 8 mol kükürt atomu içerir. Bu bilgiyi çevirme faktörü olarak böyle yazdım ki mol kükürt atomu mol kükürt atomu birbirini götürsün. Şimdi mol S8 molekülündeyim. Bana bunun gramı gerekiyor. O zaman mol kütlesini kullanacağım. Hemen S8'in mol kütlesini hesaplayalım. 2 çarpı kükürdün mol kütlesidir. Yani 2 çarpı kükürdün mol kütlesi de 32,07 gram bölü mol olduğundan Buradan S8'in mol kütlesini 256,56 gram bölü mol olarak bulurum. Şimdi bu ne demektir? 1 mol S8 molekülü 256,56 gram S8 molekülü demektir. Mol S8 molekülü. Mol S8 molekülü de birbirini götürdü ve gram S8 molekülü yukarıda tek başına kaldı. Ulaşmak istediğim şey de zaten buydu. Buradaki çarpma ve bölme işlemlerini yaptığınızda sonucu 135,8 gram S8 molekülü olarak bulursunuz. Evet örnek 3'te şöyle 7,85 çarpı 10 üzeri 25 tane hidrojen atomu içeren naftalin örneği kaç kilogram eder? Şimdi bulmak istediğimiz şey kaç kilogram naftalin yani C10H8. Şimdi bu kadar tane hidrojen atomu içeren naftalin kaç kilogram eder? O zaman buradan başlıyorum. 7,85 çarpı 10 üzeri 25 tane hidrojen atomu içeren naftalin kaç kilogram? Şimdi öncelikle 1 mol hidrojen atomu kaç tane hidrojen atomu eder? Avogadro sayısı kadar. Yani 6,022 çarpı 10 üzeri 23 tane hidrojen atomu eder. Böyle yazdım ki tane hidrojen atomu tane hidrojen atomu birbirini götürsün. Devam ediyorum. Mol hidrojen atomundayım. Şimdi 1 mol C10 H8 molekülü yani naftalin molekülü kaç mol hidrojen atomu içerir? 8 mol hidrojen atomu içerir. Bu bilgiyi de böyle yazdım ki mol hidrojen atomu mol hidrojen atomu birbirini götürsün. Şimdi mol naftalin molekülündeyim. 1 mol naftalin molekülü kaç gramdır? Mol kütlesi kadar. O zaman C10H8'in mol kütlesini hesaplamalıyım. 10 çarpı karbonun mol kütlesi 1201 gram bölü mol artı 8 çarpı hidrojenin mol kütlesi 1,01 gram bölü mol. Buradan naftalinin mol kütlesini 128,18 gram bölü mol olarak bulurum. Şimdi bu bilgiyi de buraya yazıyorum. 1 mol C10H8 molekülü 128,18 gram c 10 h 8 molekülüdür. Neye ulaştım? Mol C10H8 molekülü mol C10H8 molekülü birbirini götürdü. Gram C10H8 molekülündeyim. Bana kilogram gerekiyor. O zaman buradan devam edeceğim. Çarpı. Gramdan kilograma geçmek için ne yaparım? Hangi bilgiyi kullanırım? 1 kilogram naftalin 1000 gram naftalin demektir. Bu bilgiyi böyle yazdım ki gram ve gram naftalin birbirini götürsün. Tabii ki naftalin molekülü bu da naftalin molekülüdür. Şimdi ne kaldı geriye? Kilogram naftalin molekülü bulmak istediğim şey burada kaldı. Bütün çarpma ve bölme işlemleri yaptığımda cevabı 2,09 kilogram C10H8 molekülü yani naftalin örneği olarak bulmuş olurum. Örnek 4 şöyle 6,27 çarpı 10 üzeri 24 tane diazot monoksit molekülü kaç gram eder? Bu kadar tane molekül kaç gram eder? O zaman kaç gram diazot monoksit molekülü yani N2O diazot monoksitin formülü molekülü diyoruz. Bulmak istediğimiz şey bu. 6,27 çarpı 10 üzeri 24 tane diazot monoksit molekülü kaç gram eder? Bunu bulmaya çalışacağız. 1 mol diazot monoksit molekülü kaç tane diazot monoksit molekülü eder? Avogadro sayısı kadar yani 6,022 10 üzeri 23 tane diazot monoksit molekülü eder. Tane N2O molekülü tane N2O molekülü birbirini götürdü. Neredeyim? Mol N2O molekülü grama ulaşmaya çalışıyorum. O zaman mol kütlesini kullanacağım. N2O'nun mol kütlesini hesaplayalım. 2 çarpı azotun mol kütlesi artı oksijenin mol kütlesi. Buradan N2O'nun mol kütlesini 44,02 gram bölü mol bulurum. Yani bu ne demektir? 1 mol diazot monoksit 44,02 gram diazo monoksit. Bu bilgiyi burada çevirme faktörü olarak nasıl yazmalıyım? Moller birbirini götüreceğine göre molü aşağıya yazacağım. 1 mol N2O molekülü kaç gramdır? 44,02 gram N2O molekülüdür. Bu ikisi birbirini götürdü. Gram N2O molekülüne ulaşmış oldum. Çarpma ve bölme işlemleri yapıldığında sonuç 458,3 gram diazot monoksit molekülü olarak bulunur. Beşinci ve son örneğimizde şöyle 7,3 çarpı 10 üzeri 20 tane amonyum klorür formül birimi kaç miligram eder? Amonyum klorür iyonik bir bileşik olduğu için formül birimi ifadesi kullanılmış. Kaç miligram amonyum klorür formül birimi. Bulmak istediğimiz şey bu. 7,3 çarpı 10 üzeri 20 tane amonyum klorür formül birimi kaç miligram eder? Buradan başlıyoruz. Şimdi 1 mol amonyum klorür formül birimi kaç tane amonyum klorür formülü birimidir? Avogadro sayısı kadar yani 6,022 çarpı 10 üzeri 23 Tane amonyum klorür formül birimi eder. Tane amonyum klorür formül birimi, tane amonyum klorür formül birimi birbirini götürdü. Mol amonyum klorür formül birimindeyim. Miligramına geçmek istiyorum. Gramına geçebilirim. Nasıl mol kütlesini kullanarak amonyum klorürün? O zaman amonyum klorürün mol kütlesini hesaplayacağım. Azotun mol kütlesi 14,01 gram bölü mol. Artı 4 çarpı hidrojenin mol kütlesi 1,01 gram bölü mol. Artı klorun mol kütlesi 35,45 gram bölü mol. Hepsi. Buradan bu işlemin sonucunu 53,5 gram bölü mol olarak buluruz. Yani 1 mol amonyum klorür formül birimi 53,5 gram amonyum klorür formül birimi eder. Bu bilgiyi böyle yazdım ki mol amonyum klorür formül birimi, mol amonyum form klorür formül birimi birbirini götürsün. Gram amonyum klorür formül birimine ulaştım. Miligram olmalıydı. O zaman gramdan miligrama geçeceğim son çevirme faktörü olarak. Burada da 1 gramın 1 gram amonyum klorür formül biriminin 1000 miligram Amonyum klorür formül birimi ettiği bilgisini kullanacağım. Gram amonyum klorür formül birimi, gram amonyum klorür formül birimi birbirini götürdü ve buradan bu işlemlerin sonucunda cevabı 64,85 miligram amonyum klorür formül birimi olarak bulurum. Evet arkadaşlar bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğenmeyi paylaşmayı ve abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.